Değerli misafirler, bugün Darende'mize ve ülkemize mal olmuş bir insanın, yüce bir insanın Hakk'a vasıl oluşunun birinci yıl dönümü münasebetiyle Darende'de onun adına yapılan sempozyumda hep bir aradayız. Ben sözlerime başlarken her şeyden önce böyle bir sempozyum düzenlemek suretiyle rahmetli Hacı Osman Hulusi Efendi Hazretlerini gerek tekrar hatırasını yad etmek, gerekse tanımayan kişilere yeniden tanıtmak üzere böyle düzenlenen sempozyumu düzenleyerek huzurlarınızda şükranlarımı arz ederek sözlerime devam etmek istiyorum. Gerçekten Hulusi Efendi bir de hayatta bulunduğu süre içerisinde insanlık hizmetine kendini adamış bir kutup insandı. Onun hizmetleri şu ana kadar hep takdir edildi. Bundan sonra da hep iyiyle yad edilecek. İnşallah bundan sonra onu sevenler, onun yapmayı düşündüklerini, onun izinden gitmek suretiyle en kısa süre içerisinde yaparak onu da ruhunu şad edeceklerdir. Darendeliler büyük bir insanı, büyük bir kutubu kaybetmiştiler. Ancak bunu kaybederken de bütün Darendeliler değil, bütün Türk milleti kaybetmiştir. Kendisi hepinizin bildiği gibi memleketimizi, ülkemizi Türkleştiren, İslamlaştıran, büyük gayret gösteren, adeta mücahit tabir ettiğimiz insan Somuncu Baba'nın ahvalından gelen birisiydi. Ve bulunduğu süre içerisinde ben göreve başladığımda rahatsızdı, kendini tanıma imkanı bulamadım. Ve şu anda en çok üzüntüm de budur. Rahmetlinin ancak cenazesine katılabildim ve cenazesinden bugüne kadar da yaptığım araştırmalarda, yaptığım ziyaretlerde her tarafta burcu burcu Hulusi Efendi kokuyordu. İnşallah yerine geçen evladı, onun bıraktığı bayrağı hep ileriye doğru götürecektir. Bundan şüphemiz yoktur. Elbette ki ihtiyacı yoktur. Zannetmiyorum çünkü o çok büyük bir insandı ama Darendeliler bizler olarak naçizane kendisine vasıl olması yönünde hediyemiz açısından ben burada bulunan arkadaşlarımızı, burada bulunan misafirlerimizi rahmetlinin ruhuna bir Fatiha okumaya davet ediyorum. Ruhu şad olsun diyorum.